5. Veba doktorları. 1800'lerde bu korkunç görünüme sahip veba doktorları sadece hıyarcıkta veba salgını tedavi etmesi için çağrılırdı. O zamanlarda hastalığın koklama yoluyla yayıldığını düşünen bu doktorlar kendilerini korumak için içi çiçeklerle dolu gagaya sahip tüyler ürpertici maskeler giyerlerdi. Bu doktorlar tedavi olarak hastayı kırbaçlama yöntemi kullanıyorlardı. Çünkü veba Tanrı'nın cezalandırması olarak görülüyordu. Ayrıca tedavi süresince karnı temizlemesi için sülük kullanılıyordu. 4. Diş anahtarı. Eskiden diş çürüklerinin ve diş eti rahatsızlıklarının nedeni bilinmiyordu. Diş anahtarı icat edilmeden önce diş çekimi bilek gücüyle yapılırdı. Kaba kuvvetle diş çekilirken, olur da diş kırılırsa kemik keskisi kullanılarak parçalar diş etinden ayrılırdı. Diş anahtarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte doktorlar bu aletin ucu ile dişi kavrayıp anahtarı çevirerek köküyle beraber dişi çekiyorlardı. Tedavisi anestezi olmadan yapılıyordu. 3. Hemoroid kıskacı. Hemoroid tedavisi için kullanılan ilaçlardan önce hasta ciddi bir probleme yol açmadığı sürece can sıkıcı hemoroid ile yaşamak zorundaydı. Eğer problem büyürse hemoroidin bağlanması ya da keserek alınması tercih edilen bir tedavi şekliydi. Hemoroid kıskacı dış hemoroidi sıkıca kavrayarak ve ezerek çalışıyordu. Böylece kanama önleniyordu. Zarar görmüş doku sonunda ölüyor ve kayboluyordu. 2. İdrar yolu açma çubuğu. Eskiden bir erkeğin idrar yolu çişini yapamayacak şekilde daralırsa, doktorlar bu çubuğu penis başından içeriye sokarlardı. Ardından keskin kenarlara sahip bu çubuklar içeride vidalama işlemi yapılırcasına çevrilip idrar yolunda genişleme sağlardı. Çubuk burada yarım saat kadar kalırdı. Oluşan kanama doktorlara göre iyiye işaretti. 1. Trepanasyon. Baş ağrısına çare bulmak isteyen şifacılar hastanın kafatasına delik açma yöntemini kullanıyorlardı. Bu yöntem bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Batıl bir inanca göre hastanın kafasına gelen kötü ruh baş ağrısına sebep oluyordu. Kafatasını açan delik sayesinde kötü ruhun dışarı çıkması sağlanıyordu. Delik açma işlemi ucu sivri bir mekanizma ile anestezi olmadan yapılıyordu.